Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, bugün sizlere hastalıklardan nasıl şifa bulacağınızı anlatacağım. Kısa bir hatırlatma, bu videoyu sadece bir defa yayınlayacağım. Kaydediniz, ücretsiz abone olup bildirim zilini açınız ki yeni videolar yayınladığımda hemen haberiniz olsun. Fazla uzatmadan direkt konuya giriyorum. Taceddin-i Sübki, Tabakat-ü Şafiye adlı eserde şöyle nakleder. Üstad Ebu'l-Kasım Kuşeyri'nin çocuklarından biri şiddetli bir hastalığa yakalanmıştı. Kuşeyri Hazretleri Hızır Aleyhisselam'ın talebesidir. Bunu hatırlatmış olalım. Tedavisi mümkün olmadı. Hastalığı devam etti. Kendisinden ümit kesildi. Bu durum üstada çok ağır geldi. Üzüldü. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri üzüldü. Rüyasında Allahu Teala'yı gördü. Çocuğunun hastalığını ve üzüntüsünü Allahu Teala'ya arz etti. Allahu Teala ona Kur'an'daki şifa ayetlerini topla. Onları çocuğunun üzerine oku. Ayrıca onları bir kabın içine yaz, içine su koy, suyu ona içir buyurdu. Kuşeyri Hazretleri söyleneni yaptı, çocuğu derhal şifa buldu. Muhterem din kardeşlerim, bizler de aynı şeyi yaptığımızda, çocuğumuz için yaparsak çocuğumuz, kendimiz için yaparsak kendimiz, veyahut da bir başkası için yaparsak o şahıs inşallah şifa bulacaktır. Bazıları hocam yazılacak şifa ayetlerini Türkçe olarak yazsak olur mu diye soruyorlar. Hayır olmaz. Kur'an-ı Kerim Arap lisanı üzere Arapça olarak inmiştir. Tesiri de o şekildedir. Hiçbir şekilde yazmaya imkanı olmayan bir Müslüman kardeşimiz gidip bir cami imamına söylese bile, o bile yazabilir. Taceddin-i Sübki rahmetullahi aleyh şöyle buyurur, büyük zatlardan çoklarını gördüm, bu ayetleri hasta için yazıp suyunu içiriyorlar ve bu şekilde Allahu Teala'dan afiyet istiyorlardı. Yani şifa istiyorlardı ve onlar da şifalarına kavuşuyorlardı. Bu ayet-i kerimeler, Tevbe suresinin 14. Yunus suresinin 57. Nahl suresinin 69. İsra suresinin 82. Şuara suresinin 80. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimeleridir. Bu ayet-i kerimeleri ben sesli olarak okuyacağım inşallah. Fakat ondan önce bir suale, yani aklınıza gelebilecek bir soruya cevap vereceğim. Kuşeyri Hazretleri rüyasında Allahu Teala'yı gördü. Bu nasıl oluyor? O şu şekilde oluyor. Ehli sünnet inancına göre Allahu Teala'yı rüyada görmek caiz ve mümkündür. Bu görme baş gözüyle görme gibi değildir. Rüyayı gören ruhtur. Rüyada gören ve konuşan da ruhtur. Allah-u Teala dünyada baş gözüyle görülemez. Bu sadece Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta nasip olmuştur. Allah-u Teala cennette kullarına cemalini gösterecektir. Muhterem din kardeşlerim, bu yaşıma kadar bu usulü kime tavsiye ettiysem hepsi bir şekilde şifaya kavuştu. Ya tamamıyla hastalıkları geçti, veyahut da çok hafifledi. Yani her türlü şifaya kavuştular, her türlü faydasını gördüler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yeşfi sudura kavmin müminin. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Sadakallahül azim. Muhterem din kardeşlerim, aynen benim bu okuduğum kadarı okunacak, yazılacak tarafları da sadece bu okuduğum yerleri yazılacak. İnşallah unutmazsam açıklamaya da onları yazarım. İnşallah yine unutmazsam ekrana da yazılı bir şekilde koyacağım. Tekrar söylüyorum, ayeti kerimelerin tamamı yazılmayacak. Sadece benim okuduğum şifa ile alakalı yerleri yazılacak ve okunacak. Muhterem din kardeşlerim, böyle güzel bilgileri muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da öğrensinler, doğru kanaldan doğru bilgileri öğrenmiş olsunlar. Ücretsiz abone olup bildirim zilini açmayı ve videoları kaydetmeyi unutmayınız. Çünkü bu videoları sadece bir defa yayınlayacağım. Aklınıza takılan soruları yoruma yazabilirsiniz. Instagram üzerinden de sorabilirsiniz. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allah-u Teala'ya emanet olunuz.